Edirne'de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Kentin 8 ayrı noktasında fidan dikimi yapıldığını dile getiren Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, 2022 yılı içerisinde 3 milyondan fazla fidanın toprakla buluşmasının amaçlandığını belirtti. Edirne Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2003-2021 yılları arasında yaklaşık 30 milyon fidan toprakla buluşmuştu. 2022 yılında ise yaklaşık 3 milyon 250 bin adet fidan toprakla buluşacaktır. Çalışmalarımız devam etmektedir. Arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için 2003-2021 yılları arasında 4 adet bal ormanı kurulmuştur. 2022 yılında Edirne ilimizde 1 adet bal ormanı kurulma aşamasındadır. 500 köye 500 gelir getirici orman projesi kapsamında 2021 yılı sonuna kadar 100 köyde 573 bin adet gelir getirici fidan dikilmiştir. 2022 yılında 6 köyde ceviz, badem, fıstık, çam gibi gelir getirici türlerden toplamda 20 bin adet fidan dikilecektir. Şu anda Edirne'mizin 8 ayrı noktasında 32 bin adet fidan toprakla buluşacaktır. Üzerinde bulunduğumuz Süloğlu ilçesi Gerderli köyümüzde 3 hektar büyüklüğündeki sahaya köylümüze gelir getirici tür amaçlı 1000 adet aşılı ceviz fidanı ve bu fidanları rüzgardan korumak için 600 adet serbi fidan dikilecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ormansız bir yurt vatan değildir" sözünden hareketle yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında orman alanlarımızı genişletiyoruz. Yaklaşık 60 bin hektarlık alan mera arazisi. Biraz önce müdürümüz de ifade etti. 103 bin hektarlık alanımızda orman arazisi. Topladığınızda yaklaşık mevcut yüz ölçümünün yaklaşık %75'i ya tarım arazisi, ya mera arazisi, ya orman arazisi. Bu büyük bir zenginlik. Bizim halihazırda sahip olduğumuz ve gelecek kuşaklara da intikal ettireceğimiz en önemli zenginliğimizin bu olduğunu değerlendiriyorum. Tabii sadece korumak yetmiyor, geliştirmek de çok önemli. Son 20 yılda gerek ülke genelinde çok önemli adımlar atıldı, gerek Edirne'mizde de bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Sadece bu yıl itibariyle baktığınızda 3 milyonun üzerinde fidanın Edirne ili içerisinde toprakta buluşması hedefleniyor. Bunların bir kısmı toprakta buluştu, bir kısmının çalışmaları bugün de olduğu gibi devam ediyor. Bir kısmı da yıl sonuna kadar arkadaşlarımız hazırlıklarını sürdürüyorlar, takip ediyorlar. Yine halihazırda sahip olduğumuz 4 bal ormanına bir bal ormanı daha eklenecek. Biliyorsunuz Süloğlu ilçemizde de 2021 yılı içerisinde bir bal ormanı oluşturulmuştu. Doğanköy'ü bal ormanı da bu yıl itibariyle tamamlanacak. Orköy yatırımlarına baktığımızda son 20 yılda yaklaşık 1532 ailenin Orköy yardımlarından, desteklerinden faydalandığını görüyoruz. Bu yıl itibariyle de baktığımızda yine 36 aileye 2 milyonun üzerinde destek sağlandığını hep birlikte takip ediyoruz.